Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Yolda Emevi Camii'ne de uğrarsınız artık. Giderek güç kaybeden her siyasetçi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da uluslararası gerginlik ipine bir kez daha sarılıyor. Ancak bu kez hayli iddialı, İsrail'e seslendi ve savaş tehdidi savurdu. Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bu kez onlara da yaparız. Önce bir düzeltme yapalım. Biz Karabağ'a girmedik. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Karabağ'a girdi. Türkiye'de hem askeri hem siyasi destek verdi. Giren biz değildik. O harekatta Azerbaycan'a bizden başka destek veren tek ülke İsrail'di, onu da bir kenada yazalım. Libya'ya da biz girmedik. Hatta tam aksine Libya'ya yönelik saldırıya önce karşı çıktık, sonra Fransa saldırıp NATO bastırınca bir gün önce karşı çıktığımız Libya harekatına destek verdik arada kendimizi affettirmek için İsrail'in hava savunmasının en önemli parçalarından biri olan kürecik radarına izin vermek zorunda kaldık. İşin doğrusunu baştan bilmekte fayda var. Gelelim Erdoğan'ın İsrail'e yönelik girme tehdidine. Bu tehdit ancak ve ancak pek yakında İsrail'e yeniden kucaklaşmanın habercisi olabilir. Çünkü son olarak Yunanistan'a yönelik bir gece ansızın gelebiliriz tehdidinden sonra kısa süre önce benim için öyle biri yok dediği Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e kucaklaşıp dostum Miçotakis diyen Erdoğan'dı. Erdoğan'ın tehditleri genelde barışmanın ön habercisi oluyor. Ha diyelim ki bu kez öyle bir durum yok. Bu kez cidden ciddi. Nasıl olacak bu iş? Suriye'yi boydan boya geçip İsrail'e mi gireceğiz? Madem böyle gücümüz ve yeteneğimiz var, İsrail'e gidip Gazze'yi kurtarmadan önce yanı başınızdaki PKK devletini ortadan kaldırsak, madem böyle bir güce sahibiz, İsrail'den çok daha yakındaki Kandil'e gidip terör örgütünün askeri merkezini temizlesek, harita bakmayan, coğrafya bilmeyen birine böyle bir şey yutturabilirsin de biraz coğrafya bilen güler. Boydan boya Suriye'yi geçecek olan Türk ordusu İsrail'e girecek. İsrail'i de boydan boya geçtikten sonra Gazze'ye ulaşacak ve Gazze'deki zulme son verecek. Bunu yazıp Erdoğan'a kim okusun diye verdiyse Türkiye'nin de Erdoğan'ın da dostu değildir. Bu saçmalığı Cumhurbaşkanına fikir diye vermek, metin diye önüne koyup okutmak politika değildir. Suriye'deki İran'ın bile yapmadığı, yapamadığı bir şeyi Türkiye'nin yapacağını iddia etmek, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanının başını yok yere olmayacak bir iş için belaya sokmaktan başka bir şey ifade etmez. Ama Cumhurbaşkanı bunu gerçekten yapabileceklerini düşünüyorsa diyeceğim tek şey olur. Yolda Emevi Camii'ne uğrayıp namazı da eda eder artık. Ne de olsa 10 küsü yıl önce böyle bir söz vermişti. Kısmet İsrail seferi sırasında kılmakmış. Ali Koç dün kızdığı federasyonu bugün niye övdü? Spor dünyasında herkes Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düne kadar hakkında ağır sözler sarf ettiği ve benim için bu seçim yok hükmündedir dediği Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan ve yönetiminden övgü ve istahişle bahsetmesine takılmış vaziyette. Dün böyle dediğin adamı ve yönetimini şimdi nasıl översin diye soruyorlar. Soranların farkında olmadığı bir şey var. Ali Koç'un gücü ve bu gücün sağladığı etkisi. Ali Koç bugün futbol dünyasındaki en güçlü figür. Hiçbir kulüp başkanı bu güce erişemedi. Çünkü hiçbirinin arkasında Koç Holding gibi Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar yayılmış bir holdingin gücü yoktu. Hiçbirinin kontrolünde milyarlarca dolarlık bir holdingin parasal gücünün yanı sıra başkanın elinde bu işe adadığı milyarlarca dolarlık şahsi serveti de bulunmuyordu. Ali Koç'un dün sövdüğü federasyonu bugün övmesinin arkasındaysa işte bu güç var. Anlatayım da haklı mıyım siz karar verin. Futbol Federasyonu'ndaki en önemli organın tahkim kurulu olduğunu zannederim bu işle ilgili herkes kabul eder. Ali Koç'un Hacı Osmanoğlu'nu övmesinin nedeni işte bu tahkim kuruluna yaptığı atama. Hacı Osmanoğlu Federasyonu tahkim kurulunun başına Ali Günay'ı getirdi. Ali Günay bir hakim, halen görev yapan bir hakim. Spor camiasının tanıdığı birisi. Hakim Ali Günay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı spor camiasıyla tanışıklığı o dönemden kalma. Çünkü Şike davası diye bilinen davada Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri hakkında beraat kararı veren mahkemenin başkanı. Ali Güney'in sporla tek alakası bu mu? Elbette değil. Biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü şike davası nedeniyle 1 milyar 856 milyon TL zararı uğradığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesi aleyhine dava açtı. Bu davada şu anda İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yürüyor. Peki İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı kim? Evet, ta kendisi. 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı Ali Günay şimdi de bu mahkemenin başkanı ve şike davasından sonra Fenerbahçe'nin bir başka davasına bakıyor. Ve Türkiye'de başka hakim ya da hukukçu kalmamış gibi Hacı Osmanoğlu Federasyonu bu hakimi tahkim kurulu başkanı yapıyor. Ali Güney'i Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı yapan güç hiç kuşkusuz Ali Koç gücüdür. Hal böyleyken bu federasyondan artık övgüyle bahsetmesi de son derece normaldir. Ne zaman insan oluruz? Ciddiye alındığımız zaman.